Evet, Amerikalı danışmana bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Bolton'u ve Amerika'nın Suriye politikasını çok sert sözlerle eleştirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP liderinin hedefinde CHP de vardı. Fren tutmayan Doğan görünümlü Şahin, Bolton musun, Dalton musun bilmem. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktı? Amerikalı danışmana çok tepkiliydi. Bu ne küstahlıktır? Nasıl bir terbiyesizliktir? Teröristlerin Kürt olarak gösterilmesi tam bir bühtandır dedi Bahçeli. Trump'a diyorum, Pompeo'ya sesleniyorum, Bolton'a duyuruyorum. Bunlar teröristtir, katildir, canidir. Görüldükleri yerde imaları vaciptir. Türkiye Fırat'ın doğusuna girmeli, gereğini yapmalı derken hedefinde bir de CHP lideri vardı. Eğer CHP yönetimi Fırat'ın doğusuna girilmesine hala itiraz ediyorsa tavsiyem koşa koşa terörist yandaşlarıyla buluşup etten duvar örmeleridir. Bunlarla mücadele bizim mukaddes bir vazifemizdir. Grup toplantısında sözleri sert, ses tonu hep yüksekti MHP liderinin. CHP'sinden İPİ'ne, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar herkes ayağını denk alsın. Gizli eller devrede dedi, yılbaşı gecesi Taksim'de açılan Suriye bayraklarını örnek gösterdi. Açık bir provokasyon olduğu neredeyse kesin olan bu olay araştırılmalı, mutlaka deşifre edilmelidir. Devlet Bahçeli öğrencisi tarafından katledilen akademisyen Ceren Damar'ı hatırlattı. MHP'nin ruh sağlığı yasa tasarısı hazırladığını da duyurdu. Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.